Anneler babalar en kötüsü çocuklarınız ergen yaşlarda özellikle 10 yaş itibariyle 10 ile 15 yaş arası çocuklarınızla ilgilenmiyorsunuz. Her türlü konuda sizlerin belki işlerinizin en yoğun olduğu zaman ama bu çocukların bir bilgisayara, telefona, televizyona değil anne ve babayla sohbete, onlarla bir takım aktiviteler yapmaya, aile ziyaretlerine, anneanne, babaanne, dedeler, amcalar, kuzenler, geniş aile içinde vakit geçirmeye. Ben her zaman söylüyorum, aile büyüklerini oturtun, çocukları karşılarına oturtun, sadece konuşsalar onları psikolojik olarak resmen terapi Sevda, yaparlar. dikkatini çekiyor mu bilmiyorum. Bak, bazı yabancı filmlerdeki yabancıları biz hani çoluğunu çocuğunu takmayan yani ve Evet. çok rahat bırakan, ben ne zaman düzgün bir ailenin olduğu bir film izlesem bizim çocuklarımıza koyduğumuz kurallardan çok daha ağırını Valla koyuyorlar. bak bir yerde Ve kural, çocuklar onlara uyuyor. evet bakın kural yoksa bir ailede, bir kurumda, ilişkilerde kurallar yoksa kuralsızlıklar o ilişkiyi, o kurumu, o aileyi ele alır ve herkes kendine göre bir kural koyar. Hiyerarşi diye vardır, devlette de vardır, özelde de vardır. Şu masada bile bir hiyerarşimiz var. Başımıza hepimizden küçük ama bizi Modern yöneten kurumlar, birisinin, evet. hayır bu böyle olması Hiyerarşik bir gerekiyor. de, evet. Tabii yani Sette de olması gereken, yönetmenin sözü geçmesi tabii gerekiyor. yani 150 kişilik sette her kafadan bir ses çıkarsa yani o dizi hayır çekilemez aşağı mesela. mutfağa iniyorum tam gireceğim hanımefendi dedi ki girmek yasak duruyorum mutfaktaki çünkü o oradan sorumlu oranın hiyerarşik düzeninde bu böyle ama bu çocuklar maalesef anneler babalar çocuklarınızı biz kendinize bağımlı birbirinize bağımlı olduğunuz bağlılık ortadan kalktı bilgisayarda adam öldürüp yeni bir kahraman yaratmayı ve onu bir de satıyorlar 2000-3000 dolara Peki. satılan Tam oluşturulan aynı karakterler bak var. dediğin. Aileler ne yapsın diyorsunuz? Çok özür diliyorum ama peki çocuklarıyla ilgilenen ve çocuklarınla bir şekilde iletişim kuran aileler bunu nasıl yapıyor? Bu iş ne para ne parasızlıkla alakalı bir şey. Tamam coğrafya kaderdir. Ona katılıyorum. Ama genel olarak baktığımızda bir çocuğa her şeyin iyisini verdiğiniz zaman ama inanç sistemini ve eğitim sistemini doğru yapmadığınız zaman bir canavar ortaya çıkıyor. Ya içine kapanık çocuklar oluyor, onlardan çok daha büyük böyle öfkeli veyahut da şiddet eğilimli çocuklar çıkıyor. Şimdi bu çocuğa sadece bu ailede belki de sadece para mefhumu öğretildi. Para mefhumu o kadar önemli ki ölmeye Ha, değecek şunu kadar önemli. söyleyeceğim bir de Anlayabiliyor bu çok muyum? doğru bir Bak, tespit. Yani bak hayatını o ve şeyini bizim onun bak üzerine onun kurdu. üzerine onun kuranlar var. temeli ne? Psikolojide şu vardır. Bir evde en çok ne konuşuluyorsa çocuğun kutsalı o oluyor. Aynen. Sürekli anne babayla para para mal 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 çocuk mülk. diyor ki demek ki kutsal bu. Ama değer yargıları varsa biraz önce söyledik ya Manevi aile değer bütünlüğü varsa yargıları, evet. paylaşım maddeselliğin de manevi ise çocuğun kutsalı bu değerler topluluğu oluyor. Ama sürekli evde para, araba, araba markası, saat şu bakın çok büyük bir tehlike var. Sadece biz şimdi ailelere bakıyoruz. Muhafazakar, dindar olup zengin aileler veya fakir aileler veyahut da seküler olsun, dindar olmasın. Bütün ailelerde aynı sorun var. Mesela sürekli evde maddi olarak bir şeyler yapılıyorsa, Çocuk kadınların hoşuna kendini babaya bak, kanıtlamak heh, için, anaya bak kanıtlamak kadınlar için. siz farkında değilsiniz. Kız çocuklarını biz konuşuyoruz ya bunları siz yapıyorsunuz. Çünkü anneleri komşulara hava atmak için o sofraları hazırlarken, o süsleri püsleri yaparken, o istediği mobilyayı evin babasına aldırmak için başının etini yerken o kız çocuğunun kutsalı zaten onlar oluyor. Diyor ki benim toplumda kabul görmem için, kendimi ifade etmem için bunlara sahip olmam Tabi lazım. tabi tabi. Aynı bunlar gibi bana bunları verecek bir erkek bulmam lazım. Sonra akşam kocası geliyor. Gündüzden kalan yemekleri adamın önüne atıyor. Canım çıktı bugün 50 kişiyi ağırladım. Seninle uğraşamam diyor.
Ondan sonra kız diyor ki ha kocaya da böyle davranılır. Önemli olan el alem. Sonra işin diğer boyutu evlilikler niye bu hale geldi diye gidiyor. Evet, ne, şimdi böyle baktığımız yani. Zaman i̇şte bak, da neyi, bak, çok lüks bir semtteler fark ve lüks bir işte. Evdeler. Belki de o borçları ödemek için o evlerin bilmem nelerin satılması lazım. Yani, hepimiz maddi kayıplar yaşadık. Yalnız, çalışın be yavrum çalışın. Bak bizim bu kanalımızda çocuklar hem üniversitede okuyor hem gelip burada iş öğrenip çay servisi bile yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Emeğin ne olduğunu, alın terinin ne olduğunu öğreniyorlar ki o parayı harcarken düşünerek harcıyorlar. Evet. Ama düşünerek kazanmadığın, alın teri olmayan, emek olmadan kazandığın parayı inan öyle harcıyorsun ve öyle gidiyor. İşte piyango kazananlar. Aynı